Sevgili dostlar, Doktor Sinan İbiş'le Güzel Hayat programından bugün de herkese merhaba. Bugün de yaşamımıza yaşam katan, duygu katan, renk katan, güzellik katan, sağlık katan, her şeyden önce hayatın renklerini katan dop dolu güzel bir programla karşınızdayız. Bugün programımızı Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nden açıyoruz ve birazdan müzemizin yöneticisiyle bu müzemizde neler var, neler yok sizlere göstereceğiz ve anlatacağız. Bugün programımızda özellikle kalp yetmezliği problemi yaşayan bir hastamızın kalp yetmezliği ile ilgili yaşadığı zorlukları ekrana getireceğiz ve kalp yetmezliğini bertaraf etmek için de kalbine bir pompa yerleştirilecek ve bu ameliyata eşlik edeceğiz ve hemen arkasından özellikle girişimciler için, fırsat arayanlar için bilim insanlarımızın geliştirdiği Akkeçi projesini göreceğiz ve Akkeçilerin özellikle hem girişimciler için hem de insanlarımız için ne gibi yararlar sağladığını yine gündeme getireceğiz. Ve son olarak da insanların güzelliğini, sağlığını, estetiğini tehdit eden sorunlar neler ve bunlarla ilgili yapmamız gerekenler neler ve haftanın uygulamalarını yapmak üzere bir konuğumuzu misafir edeceğiz. Evet, şimdi hazırsanız müzemizi gezelim ve sonra da güzel hayat başlasın mı? İzliyoruz. Şimdi Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin yöneticisiyle beraberiz. Nazan Gezer Hanımefendi. Bakalım müzeyle ilgili bize neler söyleyecek? Öncelikle hoş geldiniz müzemize. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Ankara Kale Meydanı'nda konumlanmış. Bir tarafında Anadolu Medeniyetleri Müzesi, bir tarafında Rahmi Koç Şengelhan Müzesi'nin yer aldığı bir meydanda. 2015 yılında açılmış bir müze. Koleksiyoner Yüksel Erimtan'ın koleksiyonunun sergilendiği bir arkeoloji müzesi. Milattan önce 3000 ile milattan sonra 300. yıla tarihlenen bir koleksiyonu sergiliyoruz burada. Pişmiş toprak, altın, gümüş, cam, bronz eserlerden oluşan yaklaşık 2000 parçaya yakın bir koleksiyonumuz var. 3 kattan oluşan binamızda 2 katında arkeoloji eserlerini görebilirken 3. katımızda geçici sergi salonumuz yer almakta. Bu geçici sergi salonumuzda yılda 2 ya da 3 kez farklı sergiler düzenlemekteyiz. Arkeolojiden bağımsız. Şu anda da Ağustos sonuna kadar sürecek olan bir Mehmet Aksoy heykel sergisi yer almakta. Sergiler dışında burası aynı zamanda bir kültür ve sanat merkezi olma özelliğini de taşıyor. 4-14 yaş çocuklara müze eğitimi programımız var. Onlarla müze eğitimi yapıyoruz. Dezavantajlı bölgelerden gelen engelli çocuklarla sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Yetişkinlere yönelik eğitim programlarımız var. Konferans ve seminer programları düzenliyoruz. Tarih, sanat tarihi, arkeoloji konularında daha çok konferanslarımız oluyor ve farklı konularda da seminerlerimiz var. Hatta sadece çocuklar ve gençlere değil, ileri yaş gençlere diyelim, 70 yaş üstü yetişkinler için de Çankaya Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir projemiz var. Onlar da gene müzemize geliyorlar, arkeolog eşliğinde müzeyi gezip daha sonra atölyemizde kendi el becerilerinde geliştirecekleri, burada gördükleri eserleri taklit edebilecekleri bir eğitim programına katılıyorlar. Çok güzel. Evet, gördüğünüz gibi müzemizde yok. Aslında somut kültürel mirasımızın gelecek nesillere taşınması için müzemiz çok büyük bir misyonu üstlenmiş durumda. Şimdi müzemizi gezelim, bakalım neler var.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ndeyiz ve şimdi kalp cerrahisi merkezine gideceğiz. Bugün ileri derecede kalp yetmezliği olan bir hastamızın neler yaşadığını kendisiyle konuşacağız ve bu kalp yetmezliğini bertaraf etmek için kendisine bir pompa takılacak. Onun için kalp cerrahiyle konuşacağız ve kişinin ameliyatını takip edeceğiz. Şimdi izliyoruz. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam. Kalp şikayetleriniz ilk olarak ne zaman, nasıl başladı? 2000'de. 2000'de ne oldu? Kalp hücresi. Durup dururken, ondan önce hiçbir şikayetiniz yoktu. Şikayetimiz. Peki sonra neler oldu? Kollarında böyle bir uyuşma oldu. Omuzuma doğru. Sonra anjiyo oldum iki defa. İki defa anjiyo oldunuz. Ama 2000 yılında sizin kalp krizi geçirmeniz, ondan sonra anjiyo olmanız, ilaç tedavileri aldınız. Peki yani kalbinizle ilgili size o zaman ne dediler? Bir yetmezlikten bahsettiler mi? Bahsetmediler. Bugün sizin kalbinize bir pompa takılacak ve yetmezliğiniz inşallah ortadan kalkacak. Daha önce ameliyat oldunuz mu? Olmadınız. Peki. Çok geçmiş olsun. Şimdi takip edeceğiz ameliyatı. Sağ olun. Günaydın Temel Bey. Günaydın. Nasılsın, iyi misin? Gözleri açmışım bakıyorum. Ne yaparım? Ha, daha mı iyisin? Ya haftalardır süründün ya bir mikrop başına. Kaderin iyi olacak inşallah. İnşallah. Ameliyat 3,5-4 saat sürecek. Ondan sonra inşallah yoğun bakımı alacağız. İnşallah sağ kalbinde sola verdiğimiz desteği tolere edecek. Sağ kalp de iyi çalışacak. Her şey yolunda gidecek. Tamam. Birkaç gün yoğun bakımda kalacaksın ama. Zor bir ameliyat biliyorsun. Geçmiş olsun Temel Bey şimdiden. Sağ olun. Tamam mı? Aşağıda görüşürüz. Sağ olun. Kalp yetmezliği olan hastamız masaya alındı ve ameliyat hazırlıkları şu anda tamamlamak üzere ve birazdan da hocalarımız ameliyatı gerçekleştirecekler. Şimdi ilk olarak doçent doktor Bahadır İnan, bakalım bu hastamızın problemleri ne zaman, nasıl başlamış ve hekim gözüyle dinleyelim. Evet hocam. Hastamız Temel Bey. Temel Bey 57 yaşında, erkek hasta. İskemik kardiyomiyopatisi var, yani kalbin beslenmesine bağlı gelişen bir kalp fonksiyonlarında bozulma var. Uzun süredir semptomları var, bulguları var. Ciddi kalp yetmezliği semptomlarıyla dış merkezlerde takip ediliyor önce. Daha sonra hastanemize başvurdular. Hastanemize geldiğinde durumu çok iyi değildi açıkçası. Önce biz kendisini ciddi medikal tedaviye aldık ve durumunu nakil ya da destek cihazı takılabilecek duruma getirmeye çalıştık medikal tedaviyle. Bu tedavi sonrası yine dış merkezde kaptığını düşündüğümüz bir enfeksiyon oluştu. Daha sonra bu enfeksiyonu tedavi ettik. Bu sürecin tamamı yaklaşık 5-6 hafta sürdü. Bütün tetkikler bittikten ve enfeksiyon tedavi olduktan sonra şu anda hastamız destek cihazı takılabilir duruma geldi. Profesör Doktor Rüçhan Akar, kendisi de operasyonu gerçekleştirecek hocalarımızdan birisi. Evet, Temel Bey'e şimdi cerrahi olarak ne yapacağız? Şimdi Temel Bey yüksek riskli bir hasta. Koroner tüm risk faktörlerini içeren, uzun seneler sigara içmiş, hipertansiyonu olan, tansiyon yüksekliği olan, lipitleri yüksek, kendine iyi bakmamış bir hasta. Yani akciğerleri de
ciddi bir şekilde etkilenmiş ve uzun seneler böyle doktora da gitmeden ciddi bir şekilde ihmal etmiş kendini ve sonuçta koroner kalp hastalığına bağlı bir kalp yetmezliği söz konusu ve 3 kapağı da kaçırıyor. Ne yapacağız? Sol kalbin tepesinden mekanik bir destek sistemi takacağız. Bu destek sistemi başarılı olursa senelerce, yani 5 sene, 7 sene, 6 sene gidebilecek sistemler bunlar. En uzun süre yaşayan, hala yaşamakta olan hastamız 6,5 senedir bu sistemde yaşıyor. Ve bu dönemde cidden toparlıyorlar ve evlerinde normal yaşamlarına dönebiliyorlar. Ama buradaki en büyük risk, sağ kalbe destek vermediğimiz için sağ kalbin %10-20 oranında yetmezliğe girmesi. Çünkü sol kalp öncelikli olmakla birlikte her iki kalbi de ilgilendiren bir problem. Sağ kalp eğer tolere ederse yoğun bakımımızda fırtınasız geçecek. Ama tolere etmezse sağ kalbe de destek koymak zorunda kalacağız. O zaman işimiz oldukça zorlaşacak. Evet sevgili izleyiciler, şimdi ameliyata dahil olalım, destek sistemini görelim ve ameliyatı takip edelim. Evet, şu anda operasyon devam ediyor. Bakalım ne durumdayız? Evet, Rüçhan Hocam ne durumdayız? Tilik pispit kapağı onarıyoruz. Kapakçık girişi 5.2 santim ölçüldü. Çok ciddi kaçağı vardı. Onun için tilik pispit kapak onarımı yaparak, tilik pispit kapağı birim koyarak onu 32 milime düşürüyoruz. Onu daralttığımız zaman sağ kalpten sağ atriyuma geri olan kaçak azalacak. Ama daha asıl ameliyata başlayamadık. Acil bypass'a girmek durumu hasıl oldu. Çünkü kalp daha açmadan durdu. Bu nedenle acilen açtık ve bypass'a girdik. Arkasından da şimdi total bypass'ta tilik kapak onarımını gerçekleştiriyoruz. Ama kalp tabii şu anda çalışıyor. Durdurmadık kalbi. Artık pompamız da hazırlandı ve birazdan Rüçhan Hocamız pompayı hastamızın kalbine monte edecek ve sonra da ameliyatı tamamlamış olacağız. Hastamızın ameliyatı bitti, ameliyattan çıktı ve şu anda yoğun bakıma alındı. Birazdan hastamızı da göreceğiz ve hastamızın eşiyle beraberiz. Evet, eşimden sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Büyük bir ameliyat. Büyük bir ameliyat geçirdim. Sağ ol. Evet hocam, hastamızın ameliyatıyla ilgili sizden bir kritik alalım. Ameliyatta bir sorun yaşamadık. Gerçi ameliyatta kalbin düşündüğümüzden de durumunun kötü olduğunu gördük. Hatta bir ara kalp durdu, geri döndürdük vesaire. Ama tüm düşündüklerimizi yaptık. Yani sol ventrikül destek sistemini koyduk. Sağdaki kapağı onardık ve ikinci bir sağa da destek gerekmeden çıkabilmeyi başardık. Dolayısıyla şu anda her şey iyi gidiyor. Bugün hasta uyuyacak. Yarın tekrar değerlendireceğiz. Herhangi bir kanaması, sızması yok. Ama sağ kalp sınırda olduğu için çok dikkatli bir bakıma ihtiyacı var. Onun için de uyuyacak bu gece. Ondan sonra yarın sabah tekrar değerlendirip sonra karar vereceğiz. Bir iki gün uyuyabilir. Sağ kalbin durumunu, sağ kalbine yükünü azaltıcı ilaçlar veriyoruz solunum makinesinden. Onun için basınçları düşük tutmak için, onun için uyutacağız. İnşallah bundan sonrası da iyi gidecek.
Ameliyat bitti ama işimiz bitmedi daha. Bakım işimiz var daha içeride. Çok güzel. Evet sevgili izleyiciler, şimdi hastamızı görelim ve veda edelim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümündeyiz ve buradaki hocalarımızla beraber akkeçi projesini konuşacağız. Acaba akkeçiler bize ne gibi faydalar sağlayacak? Hem sektöre hem de insanların yaşamına. Evet, Doktor Erkan Pehlivan'la beraberiz. Evet hocam. Hocam akkeçi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü tarafından 70'li yıllarda başlatılan bir proje sonucu elde edilmiş bir ırk. Sütçü bir genotip. Özellikle süt veriminin yüksekliğiyle tanınan bir genotip. İyi bakım besleme koşullarında bir kişiden 450-500 kilogram süt alabiliyoruz. Hatta bu rakamı daha da yukarılara çıkartabiliriz. Yıllık olarak. Yıllık olarak evet, laktasyon süt verimi. Ayrıca yaklaşık 30-40 yıldır bu keçinin burada yetiştirilmesi çevre şartlarına iyi şekilde adapte olduğunu gösteriyor. Ve bu şekilde çevre yetiştiricilere tamızlık satışı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bilimsel araştırmalar gerçekleştiriyoruz bölüm olarak. Burası aynı zamanda bir araştırma sürüsü Tarım Bakanlığı'na bağlı. Bilimsel çalışmalarımızı da bu keçiler üzerinde gerçekleştiriyoruz. Peki bu sektöre ne katkı sağlayacak? İç Anadolu bölgesindeki keçi yetiştiricilerin buradan damızlık temin etmesiyle sürülerindeki süt verimini artırabilirler. Ve dolayısıyla hem insan beslenmesine hem de ekonomiye önemli düzeyde katkılar sağlayabilir. Evet hocam, ülkemizde keçi eti ve sütü tüketimi son derece yetersiz. Neden yetersiz ya da insanlarımız bu ürünleri neden tüketmeliler? Evet, keçi eti ve süt üretimi yetersiz ki bu ürünler çok değerli ürünler. Yeterince tanınmıyor. Bunları bilinçlendirmek ve insanların daha fazla tüketmesini sağlamak gerekiyor. Özellikle sağlığa olan yararlı etkileri nedeniyle. Ne var yani? Niye tüketeyim ben şimdi? Benim sağlığıma ne yarar sağlayacak? Örneğin keçi sütü sindirimi inek sütüne oranla daha kolay bir süt. Özellikle protein ve yağ içeriğinden dolayı. Mide bağırsak rahatsızlıkları çeken hastaların keçi sütünü tüketmeleri tavsiye ediliyor. Diğer taraftan keçi eti de benzer şekilde özellikle kalp hastalarının bu eti rahatlıkla tüketilebileceği bildiriliyor yine uzmanlar tarafından. Bu nedenle hem beslenme açısından hem de sağlık açısından keçi eti ve sütünün çok büyük bir önemi var. Evet sevgili izleyiciler, tabii ki hocamız dedi ki bir ak keçi yılda ortalama yarım ton süt verebiliyor. Yani kendi ağırlığının yaklaşık 10 katı kadar süt verebiliyor ve bu keçiler tabii ki nasıl üretilmiş onu diğer hocamıza soracağız. Ama özellikle ak keçiler Türkiye insanı için, girişimci insanlar için bir sektörel fırsat sunuyor. Aynı zamanda da beden sağlığımız için tüketebileceğimiz son derece faydalı gıdalar bize sunuyor. Şimdi yanımda Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ergin Dursun hocamız var ve bakalım hayvancılıkla ilgili ülkemiz adına üniversitemizde neler yapılıyor. Öncelikle hoş geldiniz. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tabii ki bildiğiniz gibi hayvancılık ülkemiz ekonomisi için son derece önemli ve biz de fakülte olarak hayvancılığın her dalıyla, yani büyük baş, küçük baş ve kanatlı sektörü olmak üzere her dalıyla ilgili araştırmalar yapıyoruz ve buralardan elde ettiğimiz sonuçları bilimsel hayvancılık adına işliyoruz ve bu çalışmalarımızın sonuçlarını da bilgi aktarımı yoluyla çiftçilerimize ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaya dönük olarak kullanıyoruz. Peki hocam, siz burada özellikle büyük baş, küçük baş, kanatlı ve diğer hayvanlarla ilgili birçok proje yürütüyorsunuz. Evet. Ve
Ak keçiye gelelim. Neden ak keçi? Nasıl çıktı ak keçi ortaya? Evet, nasıl çıktı ak keçi? Bunun aslında geçmişi 1970'li yıllara dayanıyor. Yani 50 yıllık bir geçmişe sahiptir bu. 50 yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan bir ırktır bu. İsviçre'nin Zanen keçi ırkıyla baba hattı %75 yerli Kilis ırkının melezlenme suretiyle elde edilmiş bir genotiptir, ırktır. Ve hakikaten biraz önce Erkan arkadaşımızın da belirttiği gibi gerçekten süt verimi son derece yüksek olan bir keçi ırkıdır. Ve ülkemizde adaptasyonu, uyumu, çeşitli iklim koşullarına, topografiye uyumu en yüksek olan keçi ırkıdır. Ve beslenmesi daha kolaymış. Son derece kolaydır hakikaten. Özellikle diğer çiftlik hayvanlar tarafından değerlendirilemeyen kaba yemin çok kolay bir şekilde bu keçilerimiz tarafından değerlendirildiğini görüyoruz. Yani bakım maliyetleri son derece düşüktür. Aynı zamanda ilk edinimler de maliyetler de düşüktür. Dolayısıyla özellikle çiftçilikle geçinen bilhassa küçük aile işletmeleri için son derece önemli bir gelir kaynağıdır. Evet sevgili izleyiciler, aslında ülkemizdeki girişimciler, hayvancılıkla uğraşanlar ya da uğraşmak isteyenler üniversitemizin bu zooteknik bölümünden buradan edinecekleri iki genç çift keçiyle beraber hayvancılığa başlayabilirler. Bunları çoğaltabilirler. Bir gün sürü sahibi olabilirler. Hatta bir gün hayvancılıkta büyük başarılara imza atabilirler. Tabii ki burada sadece ak keçi değil, aynı zamanda tiftiyle ünlü Ankara keçimiz ki bir zamanlar aslında İngiltere'nin bütün tiftik ihtiyacını Ankara bölgesi karşılarmış. Ankara keçileri de yetiştiriliyor. Amaç nedir? Sağlıklı, bilimle beraber yetişen, gelişen bir hayvancılık nesli üretmek ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak. Ne diyelim? Bütün üniversiteler aslında bu tür çalışmaları yaygınlaştırsın. Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, konuğumuz geldiler. Bu hafta sizin kişisel bakımınızla ilgili neler yaptığınızı konuşacağız. Neler doğru, neler yanlış, cildimizde neler var ve bir kapatıcı makyaj görüyorum cildinizde. Onu kaldıracağız, altında neler olduğunu göreceğiz ve bugün size acaba cildinizin neye ihtiyacı varsa onu uygulayacağız. Sonra da sizi uğurlayacağız. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman gidelim, buyurun. Şimdi konuğumuza soralım, bakalım günlük olarak cildinde hangi şikayetleri yaşıyor ve bunlar için neler yapıyor? Evet. Kalma bir cildim var ama bu T bölgesinde gözeneklerimde açıklık var. Kaz ayakları, biraz mimik çizgilerim var. Elastikiyet kaybı yavaş yavaş başladı. Boyunda çizgiler var. Bu kadar. Yani genel sıkıntım bu. Evet, peki ne yapıyorsunuz cildiniz için günlük olarak? Günlük olarak temizliğini yapıyorum. Toniğimi sürüyorum, nemlendiricimi sürüyorum. Güneş koruyucusu kullanıyorum güneşe çıkarken. Bunun dışında ekstra bir şey yapmıyorum. Yani kozmetik bakımımızı yapıyoruz. Peki bu şikayetlerinizle ilgili olarak yaptığınız özel bir şey var mı? Bir terapi aldınız mı? Hiçbir terapi almadım. Hiçbir terapi almadım. Yani tonik çok denedim. Gözenekler için tonik çok önerildi. Denedim ama çok iç açıcı bir sonuç almadım. Peki. O zaman cildimize bakalım. Önce ellerden başlayalım. Şöyle baktığımız zaman el cildimizde kahverengi lekelerimizi görüyoruz ve ciltten oldukça kabarıklar. Yani hem lokal olarak lekelenmelerimiz var hem de adasal şekilde ölü hücre artışımız var. Her iki elde de aynı sorunları görüyoruz ki bir de damarlarımız çok net olarak gözüküyor. Cilt altı yağ dokumuzun azaldığını, cildimizin normale göre ince olduğunu söyleyebiliriz. Aynı sorun kollarımızda da var. Yani genel olarak ciltte bir lekelenmeye doğru meyil var. Ama yüze baktığım zaman şu anda onları net olarak göremiyorum. Çünkü cildimiz bir kapatıcı ile kapatılmış vaziyette. Elastikiyetimize bakalım. Normalde böyle cildi sıktığım zaman
çok hızlı olarak bunun açılması gerekir ama yavaşça açılıyor. Burada bu da cildimizin elastikiyetinin azaldığını gösteriyor. Ve baktığımız zaman özellikle gözlerimizi kapatalım. Göz kapaklarımızda bir katlantı var gördüğünüz gibi her iki tarafta. Bu göz kapaklarının normale göre daha elastikiyetinin kaybolduğunu, azaldığını ve yüzeyinin genişlediğini, tıpkı bir pantolonun dizi gibi genişlediğini görüyoruz. O nedenle de burada bir katlantı oluşuyor. Normale göre baktığımız zaman göz kapaklarımızda birazcık bir aşağıya doğru yer değişikliği görüyoruz. Yani yer çekimi etkili olmuş ve göz kapaklarımızı aşağıya doğru çekmiş. Gülümseyelim. Özellikle göz çevresinde buradaki kasların güçlenmesine bağlı birazcık çizgilerimiz gözüküyor. Ve hafif cildimize öne doğru ve aşağıya doğru yer değiştirme görülüyor ki bu da elastikiyetimizin azaldığını gösteriyor. Ve baktığımız zaman cildimizin kalitesi oldukça iyi. Diriliği aslında yüz ve boyunda oldukça iyi. Ama kapatıcı bize daha fazla bir şey görmemizi engel oluyor. Onun için cildimizi önce bir yıkayalım. Sonra bir tekrar değerlendirelim. Olur mu? Buyurun. Cildimiz temizlendi. Bakalım bu kapatıcı makyajın altında neler gizlenmiş. Şöyle bir döndürdüğüm zaman genel olarak bir renk farklılıkları görüyorum. Ama hemen yanak bölgemizde kılcal damarlar dikkatimi çekiyor ki biraz önce kapatıcının altında kaldığı için onları görmedim. Ama hemen buralarda da kılcal damarlarımız, burun kanatlarında yine kılcal damarlarımız, üst dudağa inen kılcal damarlarımız, burun çevresinde kılcal damarlarımız gözüküyor. Alın bölgemizde yine ellerde gördüğümüz leke tarzı ışık ve cildin incelmesine bağlı lekelerimizi görüyoruz. Orta hattımızda gözeneklerimiz oldukça geniş. Siz ergenlik döneminizde sivilce, yağlanma gibi sorunlar yaşadınız mı? Çok fazla yaşamadım aslında ama. Ama yağlılık. Lekeler, güneş, hani güneşlenme. Ama yağlılık yaşamışsınız ki bu kadar geniş gözenekleriniz. Tel bölgemde yağlılık var. Yani evet, orta hatta bir geçmeyen bir yağlılığımız var. Onun dışında cildimizde yer yer kapalı siyah noktalar görüyoruz. Yani cildimizin ölü hücre oranı yüksek ve cildimizin salgıları dışarıya atılamıyor. Yine elastikiyetimiz ve diriliğimiz yanak bölgemizde oldukça iyi durumda. Ama genel olarak baktığımız zaman cildimizde lekeleri görüyoruz. Yer yer kabalaşma dediğimiz ölü hücre artışları adasal olarak görülüyor. Kılcal damarlarımız çok fazla. Yine bu cildimizin inceliğine delalet. Artı göz çevremizde bir torbalanma ve elastikiyet eksikliği ve çizgiler görüyoruz. Ve orta hatta gözenek yapımızda bir genişleme, boyunda da yatay çizgiler. Aliye Hanım, bu ellerinizdeki lekeler aslında yüzünüze göre çok çok fazla. Bu ellerinize bir uygulama, herhangi bir şey yapıldı mı? Bende egzama var. Egzamadan dolayı kortizonlu krem kullanıyorum. Onu kullandıktan sonra bu lekelenmelerim ve ciltteki hassasiyetim incelmesi öyle başladı. Arttı. Evet, arttı. Evet, tabii şöyle. Özellikle kortizonlu kremler tabii hastalık için kullanılıyor ama cildimizin incelmesini, lekelenmeye karşı duyarlılığının artmasına neden olabilir. Ondan dolayıdır ki cildimiz incelmiş ve lekelerimiz oluşmuş vaziyette. Ama tabii öncelikle hastalıkları tedavi etmek lazım. Peki o zaman şimdi ilk işlemimize başlayalım. İlk olarak cildinize bir lazer işlemi yapacağım. Bu lazer işlemi 12 ay yapılabilir. Yani ışıktan etkilenmeyen bir lazer tipi ve göz çevremizdeki özellikle bu torbalanma ve gevşeme sorunları için ve geniş gözenekler için son derece idealdir. Ve cildinizin ışığa karşı riskini artırıcı bir lazer değildir. Ve uygularken cildinize böyle bir sinek ısırığı gibi noktasal acılar hissedeceğiz. Ve arkasından da özellikle cildimizin uyuyan fabrikasını harekete geçiren hem bir biyolojik bakım gerçekleştirilecek hem de yoğun ışık çeşitliliğiyle cildiniz uyarılacak. Ve bir de ses dalgalarıyla cildimizdeki biyolojik süreçler geliştirilecek. Onun için ilk olarak lazerle başlayalım mı? Başlayalım hocam. Peki. Şimdi uygulayacağımız lazerin cilde uygun enerji dozunu hesap edelim ve onu ayarlayalım. Müzik
Evet, buradaki lazer cildimizdeki özellikle protein üreticilerini harekete geçirir. Cildimiz bol miktarda genç proteinlere sahip olur. Bu proteinler de suyu depolayarak cildimizin diriliği, elastikiyeti, kalınlığı artar ve yeni problemler üretme ihtiyacı doğmaz. Bu da indirekt olarak cildimizdeki lekeleri, kılcal damarları azaltacaktır. Göz çevresine kadar güvenle bu lazer sisteminde girebiliyoruz. Çünkü etkisi son derece ani ve yüzeyeldir. Göz çevremizdeki torbalanma, ince çizgiler ve gevşeme sorunları hızla azalabilir. Özellikle dudak çevresindeki ince çizgileri olan kişiler için de son derece idealdir. Çünkü ciltte çok hızlı olarak 48-72 saatte kolajen, elastin gibi proteinler gelişir. Daha sonra proteinler hızla su tutmaya başlar ve cildimizde beklenen dirilik, elastikiyet ve canlılık, parlaklık gözeneklerde azalmada görülmüş olur. Sonuç bulunuyor mu yoksa ne kadar yaptırmak lazım? En erken sonuçlar uygulamadan sonra bir hafta içerisinde erken olarak görülür ama 3 haftadan itibaren bariz olarak görülür ve sonuçların gelişimi 8-12 hafta daha uygulamadan sonra devam eder. Ondan sonra bu etkileri tüketime bağlı olarak tabii 6 ay, 1 yıl veya daha uzun süre kullanabilirsin. Yani 6 ay ya da yılda bir kere yaptırmak gerekecek. Yılda bir kere, iki kere tabii ki insanların verdiği cevaplar kişiden kişiye değişir. Yani bu sizin cildinizdeki bu hareketin oluşma yatkınlığıyla alakalı. Eğer ki çok yatkınsa cildiniz kolajen oluşturmaya tabii ki çok erken ve çok fazla bir etki görürsün. Şimdi lazer işlemimizi tamamladık ve arkasından şimdi teknolojik bakım, biyolojik geliştirme için hemen takip eden uygulamamıza geçelim. Evet, ne görüyoruz cildimizde? Cildimde bir aydınlanma görüyorum. Bir rahatlık var, freşlik var. Gerginlik hissediyorum. Gözeneklerimi göremiyorum. Çok azalma var. Evet. Görünmüyor yani. Şu anda sanki kapatıcı sürmüş gibi hissediyorum. Hani yani kapatıcı sürmeden aslında belli bir iyiliğe gelebiliyoruz. Gelebiliyoruz kesinlikle. O halde biz bu işlemleri 2 haftada bir tekrar edeceğiz. Hı-hı. Güneşli mevsim geçtikten sonra cildimizi değerlendirip özellikle güneşin olmadığı dönemlerde yapılabilen cilt geliştirme uygulamalarını size gerçekleştireceğiz. Hafif kırmızılıklarımız var uygulamaya bağlı. Onlar da birkaç saat içinde tamamen yok olacak. Bugün banyo yapabiliriz. Sabun, lif, sauna yok. Pudra, fondöten aldık yok. Onun dışında her şey serbest. Çok teşekkür ediyorum. Güle güle kullanın. Sağ olun. Çok mersi.
Evet sevgili dostlar, bu hafta da Doktor Sinan İviç ile Güzel Hayat programının sonuna geldik. Umarım bizlerle gösterdiklerimizle keyifli dakikalar geçirme fırsatı bulmuşsunuzdur. Bu hafta programımızı Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nden açmıştık. Yine aynı müzeden kapatıyor olacağız. İnsanı ayakta tutan kas ve iskelet sistemi değil, inançları ve prensipleridir sözüyle sizlere veda edelim. Sağlıkla, huzurla, güzel kalın, hoşça kalın.